Ay senin de işinden alıkoyduk kızım. Olur mu öyle şey Gülsüm teyze? Ben de istiyordum zaten karşılamaya gelmeyi. Ah keşke babası da gelseydi. Şimdi çocuk göremeyince çok üzülecek vallahi. Siz hiç merak etmeyin. Hikmet amca da özlemiştir Demir'i. Görünce her şeyi unutur. Artık evde baba oğul hasret giderirler. Keşke. Biliyorsun inadını. Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk. Buyur geç otur şöyle. Demir Bey'i karşılamaya gidersiniz diye düşünmüştüm. Yok bir de o haytanın ayağına mı gideceğim? Oğlunuz bugün dönüyor Hikmet Bey. Nihayet hasret bitiyor artık. Geçmişi düşünüp sıkmayın canınızı daha fazla. Benim canım geçmişi değil, geleceği düşündüğüm için sıkılıyor asıl. Ne olacak bu sıpanın hali? Bir halt olamadan bu yaşına kadar geldi. Amerikalara gönderdik. Bir diploma alamadan döndü geldi. Kazık kadar yaşa geldi. Is this your luggage? Yes, thank you. You are welcome. Sorry, I wasted your time. No, not a problem. Thank you. Have a good day. You too. Adam edemedik biz bu çocuğu Orhan. Adam edemedik. Ama böyle gelmiş böyle gitmez. Ben ona yapacağımı biliyorum. Bütün yolcular çıktı. Nerede kaldı bu? Vallahi ben de anlamadım. Demir! Demir! Annem. Kızım. Çok özledim, çok. Leyla'cığım. Nerede kaldın annem? Meraktan öldüm vallahi. Herkes çıktı, sen yoksun. Anneciğim, yolcunun bir tanesi valizini kaybetmiş, ona yardımcı oldum. Ah benim yardımsever oğlum. Bir bakayım sana şöyle. Sen zayıflamışsın annem. Kim, ben mi? Yok, aynıyım anneciğim. Vallahi bir deri bir kemik kalmış. Sizin güzel yemeklerinizden mahrum kaldı tabii Amerikalarda. Hem de nasıl? Nasıl? Ay, kuzum benim, canım benim. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Leyla'cığım. Sen yormasaydın kendini, zahmet etmeseydin. Telefonda söylemiştim. Olsun. Gülsüm teyzeye geçirmek istedim. Hem seni de görmüş oldum. Fena mı? Sağ olsun güzel kızım. İşini gücünü bıraktı. Bütün gün benimle ilgilendi. Eksik olma. Baba. O yok mu anne? Biraz baş ağrıyordu da. Ben gelme dedim annem. Evde bekliyor bizi. İyi madem. Hadi gidelim. Hepimiz gençken avarelik ettik Hikmet Bey. Bu kadar endişe etmeyin. Kanının deli aktığı çağlar bunlar. Sen ne diyorsun ya? Ben onun yaşındayken sabah karanlığında düşerdim yollara. Akşama kadar çalışmaktan ellerim nasır tutardı. Ekmek götürürdüm eve, ekmek. Onun gibi böyle serserilik yapmazdım ben. Ama yok tabii kabahat bizde. Tek çocuğumuz diye çok şımarttık. Güzel oğlum benim. Çok özledim annem ben seni. Vallahi burnumda tüttüm. Bir daha göndermeyeceğim seni öyle Amerikalara falan. Yok, gidemezsin. Bundan sonra senin yerin bizim yanımız. Vallahi anneciğim, benim de zaten dönmeye hiç niyetim yok. Çok sıkıldım bu okul olayları falan benim. Feci buna. Amerika sana yaramış ama. Çok iyi gözüküyorsun. Buraya dönmeden önce arkadaşlarla mayım da ettik. Süperdi tatil. Ondandır. Şirkette yanınızda çalışmaya başlayınca düzelecektir bence. Şirkete sokmayacağım ki onu. Önce adam olacak, ondan sonra oturacak o patron koltuğuna. Yani hemen işe başlamayacak, öyle mi? Hayır efendim. Derhal işe başlayacak. Ama şirkette değil. Bizim fabrikalardan birinde işçi olarak çalışmaya başlayacak. Demir Bey işçi olarak mı çalışacak? Aynen öyle. Acı olmadan tatlı da olmaz. Anne. Babam bana hala kızgın değil mi? Okulu bıraktığımı söylediğimden beri telefonlarıma da çıkmıyor. Şimdi bana ateş püskürüyordur o. Biraz kızgın sana tabii. Ama senin diploma alıp dönmeni istiyordu ya, biliyorsun değil mi? Taktı diplomaya ya. Ne işime yarayacak ki, ben anlamadım yani. Çok lazım sanki. Oğlum, baban senin iyi bir yerlere gelmeni istiyor, biliyorsun. Hadi sizin gitmeye niyetiniz yok galiba. Hadi. Önce emek verecek. Çalışacak, çabalayacak, alın teri dökecek.
İyi düşünmüşsünüz ama Demir Bey kabul eder mi böyle bir şey? Edecek. Madem Amerika'da bir okuldan mezun olamadı, döndü geldi. Burada hayat okulundan mezun edeceğim ben onu. İşçi olarak. İşte bu kadar. İşçi. Zaten iyi bir yerdeyim anneciğim. İşim hazır. Ne yani, diplomam yok diye şimdi babam beni şirketin başına geçirmeyecek mi yani? Yok canım, hiç olur mu öyle şey annem? Ama işte hani gönlü olsaydı keşke. Gönlü değil, dedi olsun istiyor babam. Sanki kendisi diplomayla mı kurdu şirketi? Yok, çalışmayla oluyor işte. E ben de çalışırım, ne olacak? Şirket babamın değil mi? Geçerim şirketin başına, çalışırım aslanlar gibi. Tabii tabii. Sen merak etme hiç. Ama önce İstanbul'un tadını çıkarmam lazım tabii. New York falan hikaye. İstanbul'u çok özledim. Gezdirirsin artık. Gezdiririm. Derya. Derya. Ablacığım. Hadi. 5 dakika daha. Ondan 5 dakika. 5 dakikaymış. Kalk. Bak geç kalıyorsun. Hadi ablacığım. Hadi hadi. Aa ne olur. Ay 2 dakika. 5 dakika mı? 5 dakika. Ay. Ben şimdi uyandırırım. Ay. Bak. Kalk. Ya. Kalk. Tamam. Kalktım. Aferin. Kalk. Ablana. Çok uykum var. Çok mu uykum var? Kalktım. Kalktın değil mi? Heh, tamam. Hadi bakalım. Hadi. Bak yatma. Zaten ben şirketin başına geçince babam da çalışmayı bırakacak artık. Yeter bu kadar yoruldu. Bundan sonra yaslanacak arkasına, hayatın tadını çıkaracak babam. Vallahi yavrum ben de söylüyorum, genç değilsin artık. Bu kadar çok çalışma diye ama beni dinleyen kim ki? Babam da Hikmet amcayı sürekli tekneye balık tutmaya falan çağırıyormuş ama Hikmet amca sürekli meşgulüm, çalışıyorum diyormuş. E tabii, kime güvenip de işleri bırakacak adam? Ben Amerika'dayken bütün yük onun omzundaydı. Ama artık her şey değişecek. Bundan sonra takacaksın koluna babamı. Tatillere gideceksin Gülsüm Hanım. Artık ben varım ben. Genç patron Demir Sarmanoğlu iş başında. İnşallah. Tekrar hoş geldin Demir. Leyla kızım, sen gelmiyor musun? Ben ilk günler rahatsız etmeyeyim dedim. Ay ne rahatsızlığı canım, gel kahvaltı edelim öyle gidersen. Anneciğim ısrar etme istersen. O kadar yol getir götür yaptı zaten. Yorulmuştur. Ayağına sağlık. Canım kızım, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Güzel kızım. Önemli değil. Restorana bekliyorum Demir. Söz geleceğim. Hadi, hadi görüşürüz, bay bay. Akşama sana en sevdiğim yemekleri yaptım oğlum. Anneciğim niye zahmet ettin? Kızlar yok muydu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe abla. Hoş geldin Demir. Annem, neler hazırladın sen yine? Baba, bir hoş geldin yok mu? Hoş geldin. Hoş bulduk babacığım. Baba, beni gördüğüne sevinmedin mi? Kahvaltı hazır, hadi mutfağa geçelim. Bir dakika anneciğim. Baba, biliyorum şu okul meselesi yüzünden bana hala kızgınsın. Ama elimden geleni yaptım yani. Olmayınca olmuyor işte. Elinden geleni yapmışmış. Ne yaptın sen haytalıktan başka ha?
Dünyanın en iyi okullarından birine gönderdik seni. Atıldın. Baba ama... Sözümü kesme. Daha başka bir okula da gönderdik. Oradan da bir diploma alamadın. Ondan sonra elinden geleni yapmışmış. Bir diploma ya. Okulunu bitirip bir diploma almak bu kadar zor mu? Babacığım, diploma olayına niye takıyorsun bu kadar? Şirket bizim değil mi? İşlerin başına geçmek için diplomam olmasına gerek yok ki. İşlerin başına geçecekmiş. Beyimiz patronculuk oynayacak. Bana bak. Madem ki bir okulu bitirip diploma alamadın, hayat okulundan diploma alacaksın. Nasıl yani? Çalışacaksın. Baba üzüldüğün şeye bak. Biraz dinleneyim, sonra hemen yönetim kurulunun başına geçerim. Hayır, hemen şimdi. Yarından itibaren çalışacaksın. Okey, yarın başlarım. Aslında senin için iyi bir pozisyon düşündüm ben. Genel müdürlük mü? O da olur babacığım. Yeter ki sen iste. Değil. Ne olarak başlayacağım peki? İşçi olarak. Ne? Evet. Fabrikalarımızdan birinde işçi olarak çalışmaya başlayacaksın. Sami Bey beni işten çıkarmış. Nasıl ya? Emin misin? Kart geçmiyor Deniz. Ver bakayım. Allah Allah. Siz ne bekliyorsunuz burada? İsmail abi işten çıkarmışlar. Senin haberin var mıydı Necip Usta? İşten mi çıkarmışlar? Yok, haberim yok. Hay Allah. Orhan Bey bana bir şey söylemedi. Ben Sami Bey'le bir görüşeyim. Sen gel benimle İsmail. Gel. Koskoca Sarmanoğlu Holding'in sahibi Hikmet Bey'in oğlu Demir Sarmanoğlu işçi olacak, öyle mi baba? Şaka mı bu? Gayet ciddiyim. İşi cephede öğreneceksin. Eğer iyi bir patron olmak istiyorsan en alt basamaktan başlayacaksın. İyi bir işçi olacaksın. Hikmet Bey, sen ne diyorsun, şaşırdın mı Allah aşkına? Nerede görülmüş bir patronun oğlunun işçilik yaptığı? Duyan olsa el aleme rezil olacağız vallahi. İşçi olarak çalışmak rezillik değildir Gülsüm Hanım. Onurdur. Bu arada bu bir sır olarak kalacak ama kimseden çekindiğimden falan değil. Patronun oğlu diye sana iltimas geçmesinler diye. Olmaz baba, kusura bakma. İşçi falan olamam ben. Olacaksın. Yarından itibaren fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayacaksın. Bu sana son sözümdür. Olmaz dedim baba, olmaz. Benim de son sözüm bu. Olmaz. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Kerem, ben de tam seni arıyordum. Ne haber kardeşim? Gözümüz yollarda kaldı oğlum. Nihayet döndün. Döndüm, döndüm. Hadi çabuk gel, Leyla'nın kafedeyiz. Leyla'nın kafesi mi? Tamam. Adresi mesaj et o zaman, hemen geliyorum. Yalnız mı geliyorsun? Yok, yalnız değilim. Bizim canavarla geliyorum. Tamam hadi. Bekliyoruz. Tamam.
işçilerin performansı benim için de önemli efendim. İsmail bizim en iyi işçilerimizden biridir. Bu senin fikrin. Demek ki performansı benim için yeterli değilmiş. Hem sen benim fikrimi neden sorguluyorsun Necip Usta? Estağfurullah efendim. Yani biraz daha düşünseniz dedim. Çünkü 3 tane çocuğu var. Karısı da hasta. Birdenbire böyle... Bu benim sorunum değil. Ben duygusal değil, profesyonel bakarım. Sana da bunu tavsiye ederim Necip Usta. Bu senin için de çok daha yerinde bir davranış olur. Anlaşıldı. Tabii efendim. Olmadı İsmail. Kusura bakma. Umarım tez zamanda iyi bir iş bulursun kendine. Nasıl ya? Böyle nedensiz işten çıkarılmasına göz mü yumacağız? Ben gidip konuşacağım. Bir dakika Deniz. Ben ustabaşı olarak elimden geleni yaptım. Ama adam kararından vazgeçmiyor. Aman Deniz aman. Benim için senin de başın yanmasın. Sağ ol Necip Usta. Allah yardımcın olsun. Buraya kadarmış, ne yapalım? Hakkınızı helal edin. Helaldir. Hoşçakal İsmail Usta. Bak bir şeye ihtiyacın olursa ara lütfen, tamam mı? Arayacağım kardeşim. Ben seni yolcuyum. Afiyet olsun. Bir arzunuz var mı? Her şey harika. Babanız Celal Bey nasıl? İyi, nasıl olsun? Selamlarımı söyleyin. Tabii, hemen iletirim. Çocuklar, nasılsınız? Vallahi bomba gibiyiz. Pastalar süper. Harika. Anlata anlata bitiremedi. Arkadaşı geliyor tabii bugün. Biliyorum, Gülsüm teyzeyle bu sabah beraber karşılamaya gittik. Demir benim arkadaşım değil. Dostum, kardeşim o benim. Arkadaş demek ona hakaret olur. Tamam demeyiz. Kahve içer miyiz? Benimki double shot espresso olsun bir tanem. Tamam, sen? Benim var. Kerem bir gelir misin benimle? Gel, gel. Kerem, senin canın bir şey mi sıkın? Yok. İki gündür bana karşı buz gibisin, farkında mısın? Bir şey yok. Dün gece mesajlarıma da cevap vermedin. Ya kızım söyledim ya, amcamlarla iş yemeğindeydik. Ya bütün gece mi Kerem? Of Pınar ya. Of Pınar ne? Yüzüme bile bakmıyorsun ya. Kerem, ya bana neden böyle davranıyorsun? Ya ben anlamıyorum. Ya bir insan iki günde nasıl bu kadar değişebiliyor ki? Kerem, ya yanlış bir şey mi yaptım? Ya yüzüme baksana, bir şey söylesene bana. Sen bir şey yapmadın güzelim. Sorun sende değil. Ben yapamıyorum, beceremiyorum bu işleri. Bağlanamam ben kimseye. Yani tarzım değil, anlıyor musun? Bitirelim mi istiyorsun? Başlamadık ki. Takıldık işte biraz, o kadar. Takıldık mı? Takıldık öyle mi? Evet. Yani güzel vakit geçirdik. Bırak ya. Eğlendik. Tamam ama yani abartmaya gerek yok. Kerem, sen bence var ya, beni bir daha sakın arama ya. Yazık adama ya. Bari önceden haber verselerdi. Sendikalı olsaydık istediği gibi adam çıkaramazdı işte Sami Bey. Vallahi benim bildiğim o adam istediğini yapar. Sendika mendika dinlemez o. Sen öyle san. Sendikalı olunca istediği gibi at koşturamayacağı için olmamızı istemiyor. Gücünü kaybetmek istemiyor, anlasanıza. İyi de Deniz, biz de işimizi kaybetmek istemiyoruz. Thank you.
fabrikadan içeriye sendika girmemeli. Duyuyor musun beni? Duyuyorum efendim. Hak hak deyip duruyorlar. İstedikleri olur da sendika belasını başımıza açarlarsa işin içinden çıkamayız Sami. Evet efendim. Elimizi versek kolumuzu kaptırırız bu işçi milletine. Anlıyor musun beni? Anlıyorum efendim. Siz hiç merak etmeyin. Sendika meselesinde içiniz rahat olsun. Ben denetimi elden bırakmıyorum. Seni ya. Ne var? İyi sen. Şıklığa bak ya. Geç hadi geç. Tamam ben geçtim. Hayret bir şey. Leyla harika olmuş. Beğendin mi? Beğenmek ne demek? Bayıldım. Abi anlatsana ya, New York nasıldı? Ne anlatayım? Her zamanki Amerika işte. Eğlenceli, macera dolu, kalabalık. Aç mısın? Gerçi Gülsün teyze seni aç bırakmaz ama. Bırakmaz. Bir kahveni içerim ama. Tamam hemen söyleyeyim. Yağsız sütü, kafeinsiz bir tane latte. Peki. Hala böyle içiyorsun değil mi? Aynen, sağ ol. Kardeşim var ya, sensiz buraların tadı hiç çıkmıyor. Değil mi? Aynen öyle. Numara yapma bana, yemezler. Netto çekinlerini gördükçe kafa yedim İstanbul diye. Hikmet amcayla nasıldınız? Tartıştık biraz ama sorun yok. Gelir gelmez ne oldu oğlum? Babam okulu bitiremedim diye bilenmiş bana. Kafamı ütüledi işte her zamanki gibi. Sen takma kafana. İşlerin başına geçip çalışmaya başlayınca sen, o da unutur her şeyi. Rahat ol. Umarım. Patron geldi yani. Abi, patron benim kardeşim. Patronuna bak yavrum benim. Anlat anlat. Hikmet Bey. Hiç boşuna uğraşma. Fikrim katı Gülsüm Hanım. Öyle armut piş ağzıma düş yok. O da yarın herkes gibi fabrikaya gidecek, önlüğünü giyecek ve işbaşı yapacak o kadar. İyi de daha gelir gelmez çocuğa ilk günden bu yapılır mı? Hiç olacak şey mi? Ha bir düşün. Ha? Çok düşündüm Gülsüm Hanım ama çok. Başka bir çözüm yolu bulamadım. Onu adam etmek istiyorsak ancak böyle yapmak zorundayız. Günün birinde sen de o da bunun için bana teşekkür edeceksiniz. Ablan çok kızacak kızım. Ya uydururum ben bir şeyler. Ararsa falan çaktırmayı yeter. Ya kızım var ya deme deme bir gün çok fena yakalanacaksın ha. Ay pot kırmayın yeter, başka bir şey istemiyorum. Ablacığım sen miydin ya? Ödüm patladı. Neredesin sen? Ya okuldan çıkışta Nazlı'yla sinemaya gidelim dedik. Haber vermeden mi? Verecektim de şarjım bitmiş. Bak. Nazlı'yı da aradım. Onun da telefonu kapalı. Sinemada çekmiyordu herhalde ondan. Of ablam mı uzattın sen de ya? Alt tarafa bir sinemaya gittik. Yani hiçbir şey yapmaya hakkım yok mu benim? Var tabii ki. Sinemaya da gideceksin. İstediğini yapacaksın da bir haber ver. Öldüm burada meraktan ben ya. Tamam ablacığım, özür dilerim. Bir daha olmaz. Hadi ben yatıyorum o zaman. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Güzel yavrum. Hadi güzel oğlum uyan. Kalk kuzum hadi. Bak yavrum. Baban kesin kararlı. Ne dediysem ikna edemedim. Vallahi Nuh diyor peygamber demiyor. E şimdi bir de fabrikaya gidip seni orada görmese iyice sinirlenecek. Biliyorsun değil mi? Hadi annem kalk. Kısarsa kızsın anne ya. Beni fabrikada görmek istiyorsa ancak patron olarak görür. İşçi olarak değil. Yavrum. Git bir görün. Gönlü olsun. Bak bir iki güne onun da fikri değişir. Sen onun suyuna git annem ya. Ha? Çok istiyorsa çalışmamı şirkette iyi bir pozisyon verir çalışırım anne. O bana fabrikada işçi olacaksın diyor. Aklın alıyor mu Allah aşkına? Ne bileyim yavrum ben de bilemedim. Arada kaldım işte. Neyse. Aşağı inecek misin kahveni hazırlatayım mı? Bir duş alıp gelirim anneciğim. Tamam ya. Kalk ama değil mi? Hadi güzel kızım. Ay güzel oğlum benim. Hadi canım. Oğlan hala uyanmadı mı Gülsüm Hanım? Uyandı, uyandı. Öyleyse hemen hazırlansın gitsin fabrikaya. Mesai çoktan başladı. Daha ilk günden geç kaldı eşek sıpası. Ay gitmeyeceğim diye tutturdu. Ben de üstüne varmadım. Öyle mi? Bu konuda ne kadar ciddi olduğumu farkında değil galiba. Dur hemen sinirlenme canım. Ay alo, alo. Hasan! Hasan! Buyurun Cemil Bey. Benim araba nerede? Kusura bakmayın söyleyemem. Hikmet Bey'in kesin talimatı var. Arabama el mi koydu yani? Bana bir taksi çağırır mısın? Hemen efendim. Oğlum insan gelirken yanında iki Amerikalı çıtır getirir be. Oğlum sana burada kız mı yok? Aa. Oğlum belki ben Amerikan rüyası yaşamak istiyorum. Belki ülke sınırları yetmiyor bana, dünyaya açılacağım. Bir insan hiç mi değişmez ya, ha? Bana bakın. İstanbul'u acayip özledim. En kısa zamanda acısını çıkarmam lazım, ona göre. Sen hiç merak etme kardeşim. En güzel şekilde telafi edeceğiz o. Ben de sen, rahat ol. Hadi bakalım. Çayı bile özledim ya. Oh, kahvaltı keyfi yapıyorsunuz, bana haber vermiyorsunuz. Elin olmasa hiç haberim bile olmayacak. Leyla'cığım, mekan senin. En erken sen gelirsin diye düşündük. E burada olduğumuzu bilseydim daha erken gelirdim tabii. Bir servis al. Demiş. Amerika maceralarını mı anlatıyorsun? Henüz anlatmadım. Tam zamanında yetiştim. Hatta tam jeneriğe yetiştin. Şanslısın. Tamam. İyi bari kaçırmadığıma sevindim. Olur. Söylediğim gibi bu sırrı senden başka hiç kimse bilmeyecek Orhan. Ya ortağınız Celal Bey. Hayır hayır sakın. Sadece aramızda. Demir'e iltimas geçilmesini istemiyorum. Çünkü o zaman bu plan hiçbir işe yaramaz. Anlaşıldı efendim. Bu arada Demir'in bu işe hiç de gönüllü olmadığını anlattınız. Yani işçi olmayı kabul edeceğinden emin misiniz? Alo. İyi günler kızım. Ben Hikmet Sarmanoğlu. Bütün ek kredi kartlarımın iptalini rica ediyorum. Evet. Evet, hepsini. Tamam, bekliyorum. Bu daha başlangıç Demir Bey. Yanımızdaki kızlar olayı anlamadı. Böyle saf saf bakıyorlar. Bir tanesi oh my god falan dedi. Bir görecektiniz, halimiz tam komediydi. Vallahi süper hikayeymiş.
Oğlum bende daha ne hikayeler var? Buyurun efendim hesabınız. Yok, bir dakika. Dur bir oğlum gelir gelmez. Kardeşim. Ya gerek yok, bende mi olsun? Leyla'cığım aşk olsun ya. 40 yılda bir gelmişiz. Sabah sabah bir siftah yapalım. Kardeşim. Afiyet olsun. Sağ ol. Özür dilerim efendim. Kartınız geçersiz görünüyor. Nasıl yani? Bilemiyorum. Tamam. Bende kart yok. Buradan al. Hem cömert hem yakışıklı. Amerikalı kızlar seni nasıl yalnız bıraktılar böyle Demir? Bak ya. Oldu mu şimdi? Bak biz de burada cömertiz. Biz de yakışıklıyız. Vallahi bak alınıyorum. Tamam sen de yakışıklısın. Efendim çok özür dilerim ama bu da maalesef geçersiz görünüyor. Allah Allah nasıl olur ya? Ya tamam tamam sen boş ver. Al koçum sen şuradan. Tamam mı? Sen de dert etme oğlum. Oluyor böyle manyetiği bozuluyor, çipi bozuluyor falan filan. Buyurun efendim şifremiz. Sıkıntı yok yani. Bak, oldu bitti. Al koçum. Sana inanamıyorum baba. Arabamı elimden aldın, kredi kartlarımı kapattırdın. Bir de evlatlıktan çıkartam olsun. Dur bir sakin ol be evladım. Nasıl sakin olayım anne ha? Nasıl sakin olayım? Bugün resmen rezil oldum ya. E bunu sen istedin. İnsan seçimlerinin sonuçlarına katlanmayı bilmeli öyle değil mi? Beni sırf o fabrikaya işçi olarak gönderebilmek için yapıyorsun bunu değil mi baba? Baştan söyleyeyim nafile. Gitmeyeceğim. Şimdi de kazan kaldırıyorsun öyle mi? Yok. Sana fazla müsamaha gösterdik biz. O yüzden bu hale geldi zaten. Ama ne demişler? Zararın neresinden dönülse kârdır. Başıma bunların geleceğini bilsem dönmezdim Amerika'dan. Keşke hayatımın sonuna kadar orada kalsaydım. Öyle deme be evladım. Kalsaydın keşke. Ne diye döndün? Daha başlangıç bu. Bundan sonra olacakları göreceksin sen. Yapma baba ya. Sen istediklerini böyle mi yaptıracaksın? Arabamı elimden alıp kredi kartlarımı kapattırınca ben yarın fabrikaya işçi olarak gideceğim öyle mi? E bunları sen istedin oğlum. Bundan sonra bizden 5 kuruş bile talep etme. Tamam mı? Gülsüm Hanım seni de uyarıyorum. Sakın ola benden habersiz bir takım işlere girişme. Eğer para kazanmak istiyorsan ya limon satarsın ya da seni diplomasız işe alacak bir şirket arayıp bulursun. Beni ilgilendirmez. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler. Alo, İsmail Usta, Deniz ben. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ben birkaç arkadaşıma senin iş durumunla ilgili bahsetmiştim. Hayırlısıysa inşallah yakın zamanda bir iş bulurlar sana. Tamam. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz İsmail Usta. Fabrikadan bir abimizi işten çıkardılar da onunla konuştum. Yapma ya, yazık. Yazık. Yazık ama yazık demekle işler hallolmuyor işte. Neyse, hadi sen dersini çalış. Tamam. Diplomaya takmıştı senelerce, şimdi de bu işe taktı. Ne yapacağım ben anne ya? Yarın babanı bilmiyor musun? İlla dediği olacak. Ama resmen diktatörlük bu. Oğlum, aslında birkaç gün gitsen yeter ona. Hani maksat sözümü dinledi mi dinledi. Annem, kuzum, gelin hadi etme. Bak baban öyle diyorsa vardır bir bildiği be yavrum. Ya hayır bırakmayacaksın, devam edeceksin dershanene. Demez demez annem, kıyamaz o sana. Onun öyle sert göründüğüne bakma. Çok seviyor seni. Hem bu huysuzlukları hani sana biraz söz geçiremiyor bugünlerde, ondan bir tane. Ya sen desen ki babacığım senin sözünü dinleyeceğim, dediklerini yapacağım. Bak kuzu gibi olur. Sen anneni dinle, güven bana yavrum. Bilmiyorum anne. Birkaç gün için bile çekilmez bu eziyet anne ya. Benim hatırım için kabul et be evladım. Ben çok üzülüyorum.
Tamam anneciğim. Yarın gideceğim bu fabrikaya. Ama bak birkaç günlüğüne gidiyorum, haberin olsun. Bir daha adımımı atmam oraya, tamam mı? Tamam evladım. Her şey güzel olacak. Gözün aydın. Demir gelmiş. Sağ ol, döndü evet. Hoş geldiğine gitmemiz lazım Hikmetler'e. Tamam canım, gideriz bir ara. Restoranla ilgili çok güzel yazı çıkmış. Okudun mu? Evet. Tebrik ederim canım. Sağ ol da arkadaşım yazmış o yazıyı. Biraz fazla abartmış sanki. Ya öyle düşünme. Bence doğruları yazmış. Sonra bu restoran giderek daha da parlayacak. Göreceksin. Bu başarıdaki senin de katkını unutmamak lazım hayat. Teşekkür. Sen ona burayı açmasaydın Leyla hala ne iş yapsam diye düşünüp duruyordu. Evet, sağ olsun babam yönümü bulmamda yardımcı oldu. Yoksa öyle müzayedelerde gezmek hiç benim tarzım değil. Bilgin olsun canım, benim boş boş müzayede gezmekten de önemli işlerim var. Mesela dernek başkanlığı gibi. Hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum ama birçok sosyal sorumluluk projesinde en öndeyim. En önde yer alacaksın tabii. Yoksa magazin dergilerinde boy boy fotoğrafların nasıl çıksın değil mi? Leyla, lütfen. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi hayır işlerini gösteriş olsun diye mi yaptığımı ima ediyorsun? İma etmek tarzım değildir. Ben gerçekleri söylüyorum. Neymiş gerçekler? Şu an seninle burada tartışmayacağım. Tartışmıyoruz, seni dinliyorum ben. Konuş. Ama sen pek konuşur gibi değilsin. Leyla. Sana öyle geliyor olabilir. Erna. Kapatalım artık bu mevzuyu. Tadımızı kaçırmayın. Afiyet olsun. Demir. Demir. Kuzum. Hadi kalk annem. Hadi uyan. Ne çabuk sabah oldu ya. Hadi kalk giyin, geç kalma da baban senin işe erken gittiğini görsün. Hadi annem. Tamam anne, tamam. Hadi toparlan. Anne bunlar ne? Bunlar işe giderken giysin dedi baban. Ne? Yani her zamanki gibi giyinip gidersen dikkat çekermişsin. Yani patron oğlu olduğun anlaşılmasın diye. Oğlum birkaç gün idare ediver ha. Tamam anne. Birkaç gün. Sadece birkaç gün. Tamam ya, hadi. İstediğin oldu baba. Patron olarak gitmem gereken fabrikaya işçi olarak gidiyorum. Ama uzun süre boynu sürdürmeye niyetim yok, haberin olsun. Sen hele bir başla da bakarız. Fabrikada kimse senin kim olduğunu bilmeyecek. Sadece personel müdürü Orhan Bey'in haberi var, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Orhan senin Emre Aktaş olarak kaydını yapacak. Yani fabrikadaki adın Emre olacak ona göre. Tamam. Sen de herkes gibi işçi olacaksın. Kimseden farklı bir muamele görmeyeceksin. Her şey istediğin gibi olduğuna göre kredi kartlarımı açtırırsın herhalde babacığım. Bakarız. Ama oyalanma sakın, geç kalıyorsun. Arabamın anahtarlarını alayım. Al bakalım. Baba bu ne? Akbil. Otobüse binerken kullanacaksın. Otobüse mi bineceğim baba? Bugünlük. Yarın servise binersin. Ama kaydını yaptırmayı unutma sakın. Ne servisi, ne otobüsü ya? Arabamla gideyim. Sen hiç spor arabasıyla işe giden bir işçi gördün mü? Fabrikanın uzağına park ederim, kimse görmez. Olmaz öyle şey. Mesai bitince kullanırsın arabanı. Hem daha ilk günden geç kalayım deme, yoksa Necip Usta'dan azarı işitirsin. Demedi deme. Yok baba, o kadar da değil. Ben hayatımda otobüse binmedim, binmem de. Sen bilirsin. Fabrika yürümek için biraz uzak da. Buyurun.
Biliyorum. İşten zaman ayırıp gelmen zor. Ama konuşmamız lazım Denizciğim. Kardeşim işimden daha önemli tabii ki hoca. Derya'nın notları bir süredir düşüşte. Toparlayacağım diyor ama hiçbir ilerleme yok. Ya. Bize hiç bahsetmedi bu durumdan. Bundan daha önemlisi son zamanlarda bir hayli fazla devamsızlığı var. Öyle mi? Her gün evden okula diye çıkıyor ama. Öğrencilerden bazıları dersi kırıp okulun çevresindeki kafelere gidiyor. Derya da arkadaşlarına uyuyor olabilir. Ama okulu kırdığı günlerin sayısı artınca bundan haberin olsun istedim. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben ilgileneceğim bu konuyla hocam. Tamam Denizciğim. O zaman müsaadenizle. Ne demek Deniz? Kolay gelsin size. Sağ olun. İyi günler. Alo Kerem. Hemen gelip beni alsana kardeşim. Demir ne diyorsun ya? Uyuyorum. Oğlum fabrikaya gitmem lazım. Araban yok mu oğlum? Git işte. Ya bir sorun oldu. Araban bozuldu da. Anlıyorum kardeşim. Taksiyle gidersin. Alo. Kerem. Alo. Hasan baksana. Şu yat borç versene babamdan alırsın. Babanızın kesin talimatı var Demir Bey. Veremem kusura bakmayın. Ya sen ver. Nereden görecek? Akşam öderim ben sana. Ablacığım ben derse geç kalacağım. Sen de işe geç kalacaksın benim yüzümden. Servisi de kaçırdın zaten. Önemli değil. Ben otobüse giderim. Seninle biraz konuşalım mı ablacığım? Hı hı. Bak arkadaşlarına vakit geçirmeni, kafelere falan gitmeni bir şey demiyorum biliyorsun. Evet. Ama son zamanlarda bunun dozu kaçmış olabilir mi? Yok ablacığım hani arkadaşlarla arada takılıyorum o da okuldan sonra biliyorsun. Bak ben senin ablanım. Aramızda gizli saklı olmaz. Ay yok zaten ablacığım olur mu öyle şey? Emin misin? Eskiden her şeyini anlatırdın şimdi hiç anlatmıyorsun. Anlatacak bir şeyim yok ki. Okuldan eve, evden okula. Gayet sıkıcı bir hayatım var ondan yani. Hocan notların da düştüğünü söyledi. Bak canını sıkan bir şey varsa söyle bana ablacığım ne olur. Tamam notlarım biraz düştü haklısın ama toparlayacağım söz. Benim sınıfa gitmem lazım ablacığım hadi. Hadi sana hayırlı işler. Bana iyi dersler. İyi dersler. Görüşürüz. Derya. Efendim. Sen bizim için çok değerlisin. Unutma tamam mı bunu? Tamam ablacığım. Hadi. Öptüm, görüşürüz. Rica ederim. Başka.
Sana yolculuk yapmak istiyorum. Kes bir bilet, can kenarımız. Kemal Süreyya, bayılırım. Kemal Süreyya'nın hayatını biliyor musun? Evet. Çok ilginç şeyler var, biliyor musun? 1931'de o yıllarda Erzincan'a ait Pürmür ilçesinde doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarını Erzincan şehrinde geçirdi. 1938'de Dersim isyanı sonrasında ailesi Rejes'e döndü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünü bitirdi ayrıca. Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcılığı, müfettişlik, darphane müdürlüğü, Kültür Bakanlığı'nda Kültür Yayınlığı Danışman Kurulu üyeliği, Orta Doğu İktisat Bankası Yönetim Kurulu üyeliği ve 25 yılı aşkında Türk Dil Kurumu üyeliği görevlerinde bulunmuş. Yayın evlerinde danışmanlık, ansiklopedilerde redaktörlük, çevirmenlik yapmış. Gerçekten Türk Edebiyatı için çok önemli bir şair. Sabahları kalkıp bunu mu yaparsınız? Neyi? Otobüste kızlara asılmayı. Her sabah değil. Ayrıca bu kadar erken kalkmıyorum normalde. İzin verirseniz benim durağım inmem lazım. Adın ne? Pardon. Bu giriş kartınız. İlk iş gününüz hayırlı olsun Demir Bey. Kısa zamanda alışırsınız, merak etmeyin. Yapma Orhan amca ya. Babam tutturdu diye geldim. Birkaç gün takılıp gideceğim. Babanızı tanıyorsam bu iş birkaç günden uzun sürebilir Demir Bey. Benim daha fazla kalmaya hiç niyetim yok. Günaydın. 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 Ne oldu kız? Sen yoktun sabah serviste. Derya'nın okulundan çağırdılar, oraya gittim. Aa, sebep? Yaramaz bir durum yoktur inşallah. Yok, birkaç kez okulu kırmış. Notları da düştü dedi öğretmeni. Ne yapacağım bilmiyorum ben bu kızla. Ah be kız. Biz de gençtik o yollardan. Hepimiz gençtik. Sen hiç okulu kırmadın mı? Tabii canım, gençtik. Biz de yaptık, değil mi? Gelin bir de bana sorun. Neyse, hadi siz eşinizden olmayın. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ ol, size de. Emre Aktaş, Emre Aktaş. Emre Aktaş. Merhaba, ben Emre Aktaş. Nasıl oldu Orhan amca? Gayet iyi. Personel dosyanız da hazır. Bakayım. Amma çalışkan adammışım ben ya. Nerelerde çalışmışım ben böyle? Babanız bu işin sır olarak kalması konusunda çok hassas. Sizin için bilhassa başlarda zor olacak ama... elinizden geldiği kadar gerçek kimliğinizi belli etmemeye çalışın. Peki Celal amca biliyor mu bu durumu? Hayır. Babanız Celal Bey'in de bilmesini istemiyor. İyi, öyle olsun. Kimliğimi değiştirdim. Kıyafetlerimi değiştirdim. Peki bendeki bu patron aurasını nasıl saklayacağız Orhan amca? Hayır yani ben patron olmak için doğmuşum. İşçi duruşu yok ki bende, baksana. Gel bakalım Necip Usta. Buyurun efendim. Sana yeni işçimizi tanıştırayım. Emre Aktaş. Memnun oldum. Ben de.
sizin bölümde çalışacak. İlgilenirsiniz. Tabii efendim, tabii. Hayırlı olsun Emre. Kolay gelsin. Sağ ol Orhan amca. Yani Orhan Bey, sağ olun. Örneğe göre. Sen daha önce çalıştığın fabrikalarda üstlerine amca diye mi hitap ederdi? Yok canım, ben Orhan Bey'e çok kanımsındı, o yüzden ağzımdan amca diyeceğim. Olsun. Fazla samimi davranmak iyi değildir. Saygılı olacaksın üstlerine. Tabii tabii, merak etmeyin. Bak, bugün geç kalmanı görmezden geliyorum. Ama bir daha geç kalırsan külahları değişiriz, haberin olsun. Merak etmeyin. Tembellik edenleri sevmem. Bak, sana peşin peşin söylüyorum. Bu fabrikanın işleyişini bozacak bir arızada bulunursan canını okurum, haberin olsun. Anladım. Buyurun. Fabrika bayağı büyükmüş. Günaydın Sami Bey. Teknik ekibe haber verin, tamam? Günaydın efendim. Günaydın Necip Usta. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Ben de yeni işçimize fabrikamızın işleyişi hakkında bilgi veriyorum. Ha, öyle mi? Evet efendim. Müdürümüz Sami Bey, yeni işçimiz Emre Aktaş. Selam. Memnun oldum. Hayırlı olsun. Ne yapıyorsun sen ya? Yeni iş arkadaşımla tanışıyorum, ne var? O senin iş arkadaşın değil, koskoca müdür. Sen işçisin, ne öyle tokalaşmalar falan. İşçisin, işçi. Allah Allah ya. Doğru, işçiyim ben. Gel. Beni çağırmışsınız efendim. Geç otur Rıza. Otur otur. Nedir durum? Var mı gelişme? Efendim, bir süredir sendika ile ilgili bir konuşma duymadım. Emin misin? Gizli saklı bir iş çeviriyor olmasınlar. Yok efendim. Sizin de söylediğiniz gibi sürekli Deniz'in ve arkadaşlarının yanındayım. Herhangi bir şey olsaydı benim haberim olurdu zaten. Bir faaliyet içinde değiller yani. Güzel, güzel. Sen gene de dikkatli ol. Özellikle bu Deniz'e dikkat et. Her şey bu kızın başının altından çıkıyor. Merak etmeyin efendim. Takip içindeyim ben. Güzel. Hadi şimdi işin başına dönebilirsin. Arkadaşlar, arkadaşlar, hepiniz beni dinleyin. Toplanın, toplanın, toplanın. Gelin, 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 gelin. Size yeni iş arkadaşınızı tanıştırayım. Emre Aktaş. Hoş geldin. Hoş geldin, ben İkbal abla. Rıza abi. Bekir. Merhaba Neşe, ben. Merhaba, ben Cengiz. Deniz, kızım tanışsana yeni arkadaşınla. Deniz, hadi. Merhaba Deniz, ben.
Cengiz, efendim, sen işi öğret ona. Tamam, bu kadar tanışma faslı yeter. Anlaştık mı? Hadi. İş başı, iş başı. Haydi hepiniz. Gel abisi, gel. Gel, bak. Çok kolay. Ben sana göstereyim, gayet kolaydır. Bu tabancayı alıyorsun. Sonra Deniz Hanım'ın verdiği iplikleri alıyorsun. Hava üflüyorsun. Bu kadar. Zaten zamanla otomatiğe bağlarsın sen. Sağ ol. Bisikletin olursa seslen bana abisi. Hayırlı olsun. Ben Ali. Emre. MSN adresini vereyim mi sana? Çılgın alt çizgi 1983. Akşamları falan muhabbet ederiz böyle. Ben çok seviyorum. Şeyden de ekle, Facebook'tan da ekle. Ali Yılmaz, unutma. Ha, böyle videolar falan var, işte onları yüklüyorum. Bazen komik böyle kedili metil ama çok komik abi. Millet çok beğeniyor. Her gece var ya, 50 tane like'ım var ya. Şey, Facebook'umda şey var benim, güneş gözlüklü halim. Hani çıkaramazsam falan sıkıntı yok yani, tamam mı? Bir dakika, dur. Senin şey yok mu? İnternet yok mu telefonunda? Hemen abi, yemek molasını ekle beni abi, ekle hemen. Yalnız benim Facebook'um yok. Nasıl yok? Ciddi misin ya? Yani vardı da çok vakit oluyor diye kapattım. Facebook'suz hayat mı geçer ya? Sen nerede yaşıyorsun şey, çağ olarak yani? Neyse, sıkıntı yok. Sen beni MSN'den ekle, biz öyle konuşalım. Haberleşiriz, hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Geldim abla. Buraya oturarak çalışabiliyor muyuz? Hayırdır arkadaş? Ya yok, ben menüde ne var diye bakacaktım. Menü mü? Hı. Menüde ne mi var? Marine edilmiş sebzeler eşliğinde ıspanak yatağında dana filo mignon. Yanında ise tatlı olarak krem brûlée. Arkadaşım şaka mı yapıyorsun? Bir dakika. Aşkım sen nereden biliyorsun bu yemeği? Televizyonda. Ha, bari. Dostum menüde kapuska var, bir de bulguru var. Sıkıntı yok. Kapuska? Hadi ya. Demek burada çalışıyorsun. Yani bu durumda ikimiz de aynı yerde çalışıyoruz. Öyle görünüyor. Aslında fabrikada çalışma fikri o kadar da kötü değilmiş. Neden? Burada çalışmak istemiyor muydun? Şey, başka bir ihtimal daha vardı ama iyi ki burası olmuş. Kısmet, hayırlı olsun. Ya başka ne var? Hepsi bu. Ya siz bana oradan ekmek arası bir şey mi yapsanız? Ya da ben dışarıdan pizza falan mı söylesem? Neresi yakın buraya? Hadi be kardeşim ya. Kafa mı buluyorsun benimle? Bırak, sırada bekleyenler var. Ya ben kapuska yiyemem ki.
Emre, buradayız, gel. İşte, dur. Ali, tanımadığımız adamı niye masamıza çağırıyorsun oğlum? Nedir ne değildir bilmiyoruz. Hem zaten benim gözüm bu herifi hiç tutmadı. O da işçi olduğuna göre onu da ilgilendiriyor bu konuda. Afiyet olsun. Sen yemiyor musun kapuska? Birazdan yiyeceğim ben. Neyse arkadaşlar, konuyu biliyorsunuz. Ben şimdi bilmiyorum. Konu ne? Deniz sendikaya üye olmamızı istiyor. Sendikaya? İlginç. Nesi ilginç? Neyse, biliyorum korkularınız var. Nasıl korkmayalım Deniz? Daha bu sabah İsmail abinin başına gelenleri biliyorsun. Adam bizi sendikaya üye yapayım derken bugün işinden oldu ya. Sami kılıfını uydurup adamcağızı kapının önüne koydu valla. Niye? Sendikaya olmak kötü bir şey değil. Ben de onu söylüyorum arkadaşlar. Sendikalı olmak bizim en temel hakkımız. Ve bu hakkımızı korumak için güç birliği içinde olmamız lazım. Çok haklısın, katılıyorum. İsmail abi bugün işten çıkardılar. Eğer sendikaya üye olsaydı hiçbir güç onu gerekçe göstermeden işten çıkaramaz. Vallahi Deniz, bence biz bu sendika işlerini bırakalım yoksa başımıza bir şey gelecek. Allah korusun. Vallahi boğazımıza kadar borç içindeyiz. İşten de atılırsak Neyse. Daha sonra toplanıp bunu etraflıca konuşacağız hatırlıyorum. Emre. Siparişin geldi, pizzacı seni bekliyor. Ha, süper. Süper, süper de ben geri gönderdim. Ne yaptın Necmus'ta? Geri mi gönderdin? Yiyecektim ben onu. Ya sen burayı babanın yeri mi sandın? Öğle arasında yemek siparişi vermek suç mu? Ben sevmiyorum kapuska. Vallahi ister sev, ister sevme. Burada kim ne yiyorsa sen de onu yiyeceksin. Tamam mı? Hakikaten çok ilginç bir çocuksun sen. Güzelmiş burası. Lüks bir yere benziyor. Necip görecek şimdi. Ya aramam lazım Neşe. Dikkat et o zaman. Ne oldu? Kim? Ablam arıyor. Açsana. Alo ablacığım. Ha yok, okuldan çıktım. Nazlı'yı şu anda. Simge de var. Nazlı'da mısın? Derya'cığım. Ben eve gidip ders çalışacaksın diye biliyorum. Ya tamam abla. Biz de Nazlı'yla beraber ders çalışıyoruz işte. Bir proje ödevimiz var, onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Süper. Peki tamam. Eve geç kalmam ama, tamam mı? Tamam ablam. Geç kalmam, merak etme. Tamam. Haydi öpüyorum. Bye. Oh. Kızım var ya, nasıl atıyorsun ya tüfek gibi. Sabah hocadan aldı ya haberleri. Şimdi bir süre kasar bu beni böyle. Aman neyse, boş ver. İdare edeceksin artık. Neyse ya. Ne içelim? Aa, menüye bakıyor bir de ya. Mal mısın kızım sen? Bizim bunu ödeyecek paramız mı bu? Ya nasıl ne içeceğiz? Şu fiyatları görmüyor musun? Tabii ki en ucuzundan söyleyeceğiz. Hatta su alacağız. Kızım, varoş musunuz siz? En azından bir meyve suyu falan içelim. Yuh. Bu ne abi ya? Bir meyve suyu bu kadar pahalı olur mu? Uçmuş bunlar. Ya aslında keşke bizim oradaki kafeye gitseydik. Aynen. He oldu. Orada o eziklerle oturacağım ama burada klas bir kafede su içmeye bile razıyım. Kusura bakma Simge. Sen ciddi ciddi haftalığını buraya bırakacaksın yani. Bırakır tabii. Bizim senin gibi ablamız yok ki kızım öyle her sıkıştığımızda bize para versin. Ama harbi var olsun siz ya. Kızım, büyük resmi görün. Bunu geleceğimiz için bir yatırım gibi düşünün. Buraya boş boş oturup kola içmeye gelmedik herhalde. Ya taktın sen de büyük resim, büyük resim. Sen de kafaya çalıştır biraz o zaman. Arkadaşlar, arkadaşlar! Sami Bey geliyor, çabuk çabuk, bakma öyle ya, hadi! Hadi abi, sen ne yapıyorsun ya? Sokun telefonu cebine, dışarı bakınla ya. Usta, FaceTime müdürün teftişe çıktığını paylaşıyor. Sıkıntı yok yani. Kızım toparlasana kendini, ne bu hali ya? Geliyor musun? Abi hadi.
Hoş geldiniz Sami Bey. Buyurun. Hoş bulduk. Geliyor usta. Nasıl? Var mı yaramazlık? Yok efendim, her şey tıkır tıkır işliyor. Hiç merak etmeyin. Güzel. Sen yeni gelendin değil mi? Evet efendim. Biraz acemilik çekiyor ama alışacaktır efendim. Alışırsın, alışırsın. Hadi kolay gelsin. Buyurun efendim. Oh, niye geldi şimdi bu? Çıkar yakın da kokusu. Vicdansız. Pek sevmiyorsun galiba Sami. Burada kimse sevmez Sami'yi. E tabii, genelde yöneticiler pek sevilmez. Sami yönetici değil, Nazi subayı. Burayı da toplama kampına çevirdi. Selam arkadaşlar. Oturabilir miyim? Tabii, buyurun. Serkan ben. Simge ben de, memnun oldum. Memnun oldum. Nazlı. Memnun oldum. Derya. Memnun oldum. Müsaade ederseniz bir şeyler ısmarlayayım size. Tabii, olur. Süper. Bakar mısın? Efendim Leyla. Selam. Nasılsın? Fabrikadayım. Bu ses ondan demek. Hikmet amcaya da aşk olsun yani. Gelir gelmez seni çalıştırmaya başladı. Daha doğru dürüst yüzünü bile göremedik. Öyle oldu vallahi. Sesin sıkıntılı geliyor. Bir problem mi var? Gelir gelmez işe başladım ya, o yüzden. O zaman bu akşam sana benim kafede güzel bir yemek ısmarlayabilirim. Mutfağımız bayağı iddialı. Ben şimdi toplantıya gireceğim. Ne kadar sürer bilmiyorum. Başka bir gün yapsak, tamam? Tamam, sen bilirsin. Konuşuruz o zaman sonra. Tamam, kapatmam lazım. Bana bir su verir misin? Bekir. Buyur usta. Nerede bu Rıza? Tuvalete gitti. Ya siz var ya, kaytarmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz ha. Necip usta, ha. Ne yapsın çocuk? Altına mı yapsın? Ya çocuk mu bu ya? Biraz tutuversin. Şurada paydosa ne kaldı ki? Olur usta. O gelince ben ona söylerim. Hatta özellikle bu söylediklerini de söylerim. Bir daha tuvalete gelince tuvaletini yapmaz, tutar. Deniz birkaç işçiye yemek arasında sendikaya üye olma meselesini açtı. İşçiler ne diyor? Vallahi pek taraftar değiller. İşlerini kaybetmekten korkuyorlar. Ama Deniz kararlı, yakın zamanda toplanıp konuşalım dedi. Bana kalırsa onları ikna etmeye çalışacak. Anlaşıldı. Bu kız durmayacak. Bana da öyle geliyor. Sen izlemeye devam et. Ben onunla ilgilenirim. Ne yapacaksınız peki? Cengiz, geçen gün beğendiğin mobilya takımı var ya. Gidip onlara bir baksak mı? Neyine bakacağız Neşe? Alamadıktan sonra boş boş neye bakacağız? Ama hayatım, ben konuştum. Kredi kartına 12 taksit yapıyorlarmış. Hem şimdi alıyorsun, 3 ay sonra ödemeye başlıyorsun. Sanki bedava veriyorlarmış gibi konuşuyorsun. 3 ay sonra söyleyeceğiz peki Neşe? Kartla hayatım. Olmaz. Daha geçen ay kredi çektim kart borçlarını kapamak için. Kredi borcum bitmeden hiçbir şey alamayız. İyi, tamam Cengiz, tamam. Bu girişte biz çıkmazayız, son çarşambası evleniriz. Çarşamba olur, perşembe olur. Sonunda evleneceğiz ya. Geç olsun, güç olmasın. Asma suratını gülüm. Kredi borcun bitsin söz. Hemen evlilik hazırlıklarına başlayacağız. Tamam.
Arkadaşlar tamam mıyız? Gidebilir miyiz? Yok Ferhat abi. Yeni gelen arkadaşı bekliyoruz. Gelecek de gideceğiz. O çocuğu daha çok bekleriz. Bak aham da buraya yazıyorum. O çocuktan bir cacık olmaz. Haklısın usta. O heriften hiçbir şey olmaz. Hadi sene be kardeşim. Akşama kadar seni mi bekleyeceğiz ya? Çabuk gel hadi. Yürü yürü çabuk. Allah Allah ya geç geç. Geldi arkadaşlar. Ne oluyor ya? Şey oluyor. Şimdi sen bugün çok iyi çalıştın ya. E tabi bir alkış hak ettin. Geç kalanı alkışlarız abisi. Aman ya, alt tarafı 2-3 dakika geç kaldık. Ne var yani bekleseniz? Tabii paşam, biz kulların emrindeyiz zaten. Ferhat abi sen biraz bekle. Yani istediğin kadar bekleriz. Ne de olsa başka işimiz yok. Amma büyüttün Necip Usta. Ya şuraya bakın ya. Ya özür dileyeceğine bir de tafra yapıyor. Burnundan kıl aldırmıyor. Ben size ne dedim? Bu çocuktan bir cacık olmaz. Biraz ayıp olmuyor mu usta? Yok, hiç de ayıp olmuyor. Ben... herkesin yüzüne söylerim ne söyleyeceksem. Patronun olsa bile mi? Patronum olsa bile. Yani Hikmet Bey'i severim. Onun arkasından konuşamayacağım şeyi yüzüne de söylemem. Patron değişebilir miydi? Bir de o mesele var arkadaşlar. Yakında patronun oğlu işin başına geçebilirmiş. Vallahi o şımarık oğlu bile gelse benim için fark etmez. Sonuçta ben işimi yapıyorum. Şımarık olduğunu nereden biliyorsun ki? Ya bir baltaya sap olamamış kardeşim. 10 yıl önce Amerikalara göndermiş. Değiştirmediği okul kalmamış. Diploma bile alamamış. Şimdi kim bilir nerededir? Yani demek ki şımarık. Herkes de diplomaya takmış. Ben olsam var ya keserdim parayı. Bak o zaman nasıl adam olur. Ay yok. O çocuk serserinin tekiymiş. Ondan adam olmaz. Oo. Senelerdir Amerika'da okuyup adam olamadıysa kesin aşkım kesin serserinin tekidir o. Tabii. Ah ulanı. Hikmet Bey benim babam olacaktı var ya. Herkes şanslı doğmuyor Ali'cim. Hadi Ferhat abi gidelim. Gidebiliriz değil mi? Bir yer adı söylesene bana. Anlamadım. Ya Foursquare'den check-in yapacağım. Bana şöyle havalı bir yer adı söyle. Kafe. Kafe. Tamam. Kafe. Ali. Niye yapıyorsun bunu? Sıkıntı yok Deniz. Millet her gittiği yere paylaşıyor, like'ları topluyor. E ben? Benim bir yere gittiğim yok. Ali nerede? Ali işte. Ali evde. Ali topu tut. E ben de bari gidemiyorum şey, sanal gezeyim dedim. Aha! Vallahi billahi 5 tane like'ım var. Ali, gitmedin bir yere gidiyormuş gibi yazman sende bir sorun olduğu anlamına geliyor. Biliyorsun değil mi bunu? Deniz, sen de kibarlığı bırak Allah aşkına ya. Şuna doğrudan kafadan çatlak desene ya. Sıkıntı bende değil Necip Usta. Asıl sorun olan Emre. Emre? Bende mi sorun var? Evet abicim. Bu devirde Facebook olmayan adam sorumludur. Allah Allah sen mi söylüyorsun? Ben değil. Araştırmalar söylüyor. Arkadaşlar toplanın. Yapılan bir araştırmaya göre Facebook'u olmayanların suç işleme potansiyeli çok yüksekmiş. Olur mu öyle saçma şey abicim? Benim de Facebook'um yok. Bu hırsızlık yapabilirim ya da ne bileyim adam öldürebilirim mi demek yani? Vallahi ben şimdi senin içini bilemem ki Cengiz.
Ama şunu çok iyi biliyorum. Patronlar bile işe eleman alırken Facebook olmayanlara şöyle bir şüpheyle bakıyorlarmış. Yani öyle biliyorum. Gel sana bir Facebook hesabı açalım. He. Neler? Bak. Bu fabrikada Necip Usta'nın bile Facebook'u var, düşün yani. Şapkanı koy önüne, düşün yani. Vallahi doğru söylüyor. Bu kırık var ya, beni zorla soktu oraya. Ama ne yalan söyleyeyim, çok memnunum. Farmilimi suluyorum, çiçeklerimi suluyorum. Yani köyümdeki gibiyim ya. Demek ki herkesin Facebook'u var. Ya. Aslında fena fikir değil. Hem iş arkadaşlarına da konuşursun. Böyle mi? Yorucu. Evet, her gün böyle. Zormuş. Pestim çıktı. Alışırsın. Sonraki günler daha rahat olur. Umarım. İniyor musun? Ne güzel konuşuyorduk. Evime geldim. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ olun Ayşe'cim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ne o, yorgun görünüyorsun. Biraz yoruldum tabii baba. Biraz mı? Ay çocuğumun haşatı çıkmış vallahi. Bir günde süzüldü evladım. Ona verilen imkanların değerini bilseydi. Nasılmış işçi olmak ha? Zormuş baba. Gerçekten zormuş. Çocukcağız dediğini yaptı. Ay tamam, bitsin artık bu saçmalık. Dur bakalım hanım. Daha bir gün oldu işe başlayalı ya. Ay yetmez mi Hikmet Bey? Daha ne kadar sürdüreceksiniz ki bu oyunu? Ben gerek gördüğüm kadar. Demir adam oluncaya kadar yani. Hadi size afiyet olsun. Sağ ol baba. Demir. Demir. Annem. Daldın evladım. Evet, dalmışım biraz annem. Bakma sen babanın söylediklerine yavrum. Siniri geçince hiçbir şey kalmaz. Üzülür anneciğim. Yani umarım. Şapşal aklıma.
Demir. Demir. Allah Allah. Demir. Demir. Allah Allah, nerede bir çocuk? Demir. 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 Anne. Oğlum, ne zaman uyandın? Bir saat oldu anneciğim. Duşumu aldım, kahvaltımı yaptım. Yeni güne zımba gibi hazırım. Demir. Hı. Sen hiç merak etme evladım. Ben babanı ikna etmek için elimden geleni yapacağım. O fabrikadan seni kurtaracağım, tamam mı? Kurtulmak isteyen kim? Hı? Babam haklı anneciğim. İşi en alt kademeden öğrenmeliyim. İşçilerle zaman geçirip onları yakından tanımam lazım. Nelerden hoşlanır, boş zamanlarında neler yaparlar, ortak özelliklerimiz ne? Hepsini bir bir öğrenmem lazım anneciğim. Ben geç kaldım anneciğim, benim gitmem lazım. Akşama görüşürüz. Güzel annem. Günaydın Hasan. Günaydın Demir Bey. Abla. Efendim. Ya bir şey diyeceğim. Param bitti benim. Param mı bitti? Hı. Nasıl bitti Derya? Daha dün verdim. Evet de yetmiyor işte ablacığım. Ablacığım yettirmeye çalış. Biraz idareli kullan. Ya ne yapayım o zaman, kızlardan borç alayım. Olmaz öyle. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol ablam. Canım ablam. Hadi gidiyorum o zaman. Hadi. Hadi. Hadi hoşça kal. Hadi Allah sizinle çıktığı versin. Sağ ol. Fabrikaya uğramışsın, her şey yolunda mı? Yolumda, yolda. Sen şimdi bırak fabrikayı da. Gözün aydın. Demir gelmiş ha. Sağ ol. Geldi, geldi. Ama artık gitmeyecek. Amerika davasını kapattık. Ya benim aklım sırrım ermiyor. Sen evladına bu kadar hasretini nasıl dayanabildin? Benim kızı biliyorsun, Leyla Londra'ya gitmişti master yapmaya. Ama hasretine dayanamadım. Bin pişman oldum gitti yine. Doğru, haklısın. Ne yapalım, biz de okusun işte, iyi bir eğitim alsın istedik. O yüzden katlandık Celal'cim. Peki şimdi ne yapacak seninle oğlan? Çalışacak herhalde. Solistimiz de geldiğine göre artık gidebiliriz değil mi? Sen hep böyle geç kalacaksan işimiz var seninle. Ne oldu? Uyanamadın mı paşa? Uyandım uyanmasına da evle servis arası biraz mesafe uzak o yüzden. Ah kıyamam ben sana. Ah yazık. Bundan sonra kapına kadar geliriz biz. Yatağınla beraber alırız seni. Yerinize otursanız da artık hareket etsek beyefendi. Efendim buyurun, buyurun. Aşağıya yol verin, yol verin. Ha. Hoşmuş. Deniz, şu yeni gelen çocuk sana pek bir manalı bakıyor. Kim? Anlamazlıktan gelme be kızım. Emre'yi söylüyorum. Abla saçmalama, sana öyle gelmiştir. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Hem senin de ona nasıl baktığını gördüm. Kim, ben? Niye bakayım canım? Niye kız
kızardın o zaman? Abla kızarmadım, Allah Allah. Bırak be kızım. Bunda utanılacak hiçbir şey yok. Allah sahibine bağışlasın. Çok yakışıklı çocuk Deniz. Hem birbirinize de çok yakıştınız be kızım. Deniz! Ay. Deniz! Deniz! Ay müdür Sam Bey seni çağırıyor. Neden? Ay ne bileyim kızım, ben müneccim miyim? Deniz nerede Neşe? Sami Bey çağırttı. Hayırdır? Ay bilmiyorum Cengiz. Gel. Ne istemişsin Sam Bey? Deniz Arıkan. İşçileri sendikaya üye yapmaya çalışıyormuşsun. Şaşırma. Bu fabrikanın her yerinde gözüm kulağım vardır benim. Yok, şaşırmadım. Evet, arkadaşlarımı sendikaya üye olmaları konusunda bilinçlendirmeye çalışıyorum. Onların buna ihtiyacı yok. Buna siz mi karar vereceksiniz? Hayır. Buna Celal Bey karar veriyor. Sendikaya üye olmamız Celal Bey'i niye bu kadar korkutuyor? Celal Bey korkmaz Deniz. Sendikalaşma çabanızı gereksiz buluyor, o kadar. Hikmet Bey de mi Celal Bey gibi düşünüyor? Evet. Hikmet Bey de Celal Bey gibi düşünüyor. Sanmıyorum. Hikmet Bey işçilerin haklarını koruyan adaletli bir insandır. Celal Bey ve ben de işçilerimizin hakkını koruyoruz. Hem bu fabrikada her işçi hakkını alıyor zaten. Her zaman öyle olmuyor. Dün bir örneğini gördük. Arkadaşımız hak etmediği halde işten çıkarıldı. Arkadaşınız kendisinden yeterince verim alamadığımız için işten çıkarıldı. Ortada bir haksızlık yok. Eğer görevini gereği gibi yapsaydı işten çıkarılmazdı. İnsan işine dört elle sarılmalı. Üstüne vazife olmayan işlerle uğraşmamalı. Aksi halde işini kaybetmesi kaçınılmaz olur. Bu sözleriniz bana galiba. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Hayır. Basit bir iş kuralından bahsediyorum. Ben işimi hakkıyla yapıyorum zaten Sami Bey. Merak etmeyin. Güzel. O halde sorun yok. İşinin başına dönebilirsin. Niye var acaba? Bilmiyorum. İnşallah kötü bir şey yoktur. Kalbim çıkacak ne gibi. Ne oldu? Ne var? Biri beni Sami'ye ispiyonlamış. Kim? Bilmiyorum. Emre! Buradayız, gel. Ali, tanımadığımız adamı niye masamıza çağırıyorsun oğlum? Nedir ne değildir bilmiyoruz. Hem zaten benim gözüm verip hiç tutmuyor. O da işçi olduğuna göre onu da ilgilendiriyor. Afiyet olsun. Emre beni ispiyonlamış olabilir mi? Şu yeni gelen çocuğu mu söylüyorsun? Evet. Sen yeni gelendin değil mi? Evet efendim. Biraz acemilik çekiyor ama alışacaktır efendim. Alışırsın, alışırsın. Tabii ya. Dün servise geç kalmasının sebebi de belli oldu. Sami Bey'in yanından geliyor olması. Pek sevmiyorsun galiba sen. Burada kimse sevmez Sami'yi. E tabii genelde yöneticiler pek sevilmez. Sami yönetici değil Nazi subayı. Tabii ya.
Tabii ya, ben anlamıştım bu çocukta bir gariplik olduğunu. Sami ona ilk günden boşu boşuna yakın davranmış olamaz zaten. İspiyoncu, satılmış. Ben onu gününü gösteririm. Ben onu yapacağımı biliyorum. Göstereceğim ben onu gününü. Dur be kızım, başını belaya sokacaksın. Deniz, Deniz saçmalama, gel buraya.